Evet, Primary Key ve Foreign Key constraintlerinin demosundayız. Burada gene birkaç örnek yapacağız. Nasıl çalıştığına dair bunu incelemeye çalışacağız. Bu da önemli bir konu çünkü. Hemen örneğimize geçelim. Mesela basit bir örnek yaparak başlayalım. Yine tablo oluşturacağız. Create Table mesela otomobiller olacak. Burada bunun içerisinde ID diyorum. Integer primary key. Bakın primary key bu şekilde kullanılıyor. Ondan sonra tabii farklı yöntemi de var. Şu anki örnekte bunu kullanıyoruz. Ondan sonra integer burası böyle. Bu varchar olsun. 15 dedim. Model kısmında ne olsun? Varchar burada da 10 olsun mesela. Ve açıklama alanı olsun. Bu da text olabilir. Bunu kaydediyorum şu şekilde. Hemen çalıştıracağım. Gene example DB'yi kullandım. Otomobiller. Şöyle geldiğim zaman bunun içerisinde sütunları görebiliyoruz burada. Bu bizim ilk yöntemimizdi. Diğer yöntemde de başka bir uygulama yaparak farklı yöntemleri de kullanalım. Mesela create table countries diyorum gene. Daha önce var mıydı? Bu veri tabanında countries yoktu. O zaman şöyle yapalım. Varchar diyorum. Mesela 2 olsun. Not null. Çünkü primary key alanlar not null olmalıdır bu arada. İlk örnekte yapmadım. Çok karıştırmamak için ama bunu da yapacağım. Aynı zamanda benzersiz de olmalıdır. Ama şu an unique constraint'i incelemedik. Unique constraint'i incelemiş olsaydık şuraya yazacaktık mesela. Şu an geçiyorum. Sadece primary key ve not null olarak tanımlıyorum burada. Name varchar 40 olsun. Bu da not null ülkenin adı olmak zorunda. Region ID bilgisi burada da ne olur? Integer olsun. Çok desimal vesaire yapmayalım. Göz yorucu bir şekilde. Bakın bu başarılı bir şekilde çalıştı. Gördüğünüz gibi countries burada oluşturuldu. Bu example 2'nin bir diğer yöntemini uygulayalım şimdi. Bu da nedir? Bu yöntem 1. Size yeni bir primary key oluşturma yöntemi göstereceğim şimdi. Ben eski mevcut countries'i siliyorum buradan. Ondan sonra geliyorum buraya. Yöntem 2 diyerek şu genel yapıyı yapıştırıyorum. Bir sütuna bu şekilde primary key diyebileceğimiz gibi şunu da yapabiliriz. Mesela ben bu en son region ID'den sonra buraya bir virgül daha koyuyorum. Dikkat edin. Bundan sonra bir tanımlama daha yapacağım. O şurada sütun gibi görünmemesi için bunu iç satırda yapacağım. Nedir bu? Primary key diye bir şöyle primary key diye bir tanımlama yapıyorum ve buna diyorum ki primary key bu ID. Tamam, yani şuradaki ID'den bahsediyoruz. Bunu çalıştırdığımda aynı şekilde sorunsuz bir şekilde çalıştı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir örnek yapalım. Ha, tabii burada şunu da söyleyeyim. Hani tanımlama olarak diyelim şöyle alanlar kullanılabiliyor. Primary key, region ID, aralarda virgüller koyarak vesaire. Tabii SQLite'ın verdiği talimatlar doğrultusunda yapabiliyoruz. İşte diyelim SQL Server'da aynı yöntem böyle çalışıyorsa SQLite'da çalışmayabilir. Oracle'da çalışıyorsa burada olmayabilir vesaire gibi detaylar var. Ama genel yapı benzer. Şimdi primary key ve foreign key örneği yapacağım. Bu ne denir? Genel örnek mesela. Genel örnek olsun. Bunun için neyimiz var? Önce bir tablo oluşturacağım. Product adında. Bunu şöyle oluşturabilirim rahatlıkla. Product ID.
integer primary key. Bu şu an için yeterli. Birkaç ekleme daha yapabilirdim ama o özellikleri henüz anlatmadık. O yüzden eklemeyeceğim. Sade gideceğiz. Ondan sonra text, bu ürünün fiyatı. Fiyatı kısmında da numerik olabilir. Ondan sonra bir tane daha yapacağım. Bu ürünün siparişler tablosunu yapacağım. Yani sistemin siparişler tablosunu yapıyoruz diye düşünebilirsiniz. Order ID, burada da integer diyorum ve primary key diyorum. Ondan sonra product ID'yi siparişler içerisinde görmem gerekiyor. O yüzden product ID'yi foreign key olarak verdim. Burada integer olacak. Integer. Şurada virgülle geçeceğim. Sonra geri döneceğim bunlara. Bakın. Şuraya kadar tamam. Şimdi products tablosunda primary key alanı product ID'dir. Burada herhangi bir foreign key ID yok. Foreign key alanı yok. Burada sadece tek bir alan var. Tek bir key var. O da primary key ve product ID burada bir primary key'dir. Peki orders'ta primary key hangisi? Orders'ın primary key'i order ID. Tamam. Ama mesele bunların içerisinde ikisinin arasındaki ilişki üzerinden konuşacaksak burada orders tablosundaki product ID aslında product tablosunun foreign key'i ikincil anahtar olarak kullanılıyor. Yani products tablosunun bir foreign key'i var. O da buradaki product ID alanı. O yüzden şunları ilk önce şurayı oluşturacağım. Burada oluşturduk. Şurada bir ekleme yapmam lazım. Çünkü buradaki products ile product ID'yi referansla birbirine bağlamam gerekiyor. O da şöyle oluyor. References, Products, Product ID. Bakın bu şekilde dedim ki buradaki Product ID, Products tablosundaki Product ID ile ilişkili referansları var dedim. Yani kafanıza göre bunu oluşturduktan sonra kafanıza göre Products tablosunu silemezsiniz mesela. Çünkü o size bir referansla bağlı olduğu için izin vermeyecektir. Bir constraint oluşturulacak arka planda. Şimdi çalıştırıyorum ben bunu. Bu oluşturduk zaten daha önce. Şimdi bunu da çalıştıralım. Şimdi veri eklemelerine bakalım. Tabii önce genel yapıyı bir şöyle select ile inceleyelim. Ondan sonra kopyaladım bunu. Orders. Şunu çalıştırıyorum. Bunu da tekrar inceliyorum. Bunların ikisini de inceledik. Bir sıkıntı yok. Şimdi demo ürünler ekleyelim. Demo ürünler. Bakın insert diyorum. Intro products tablosuna ne ekleyeceğim? Öncelikle bir ID vermemiz lazım çünkü ID'leri henüz otomatik artan sütun yapmayı görmedik. Onu daha sonra inceleyeceğiz. Products ID, hatta bir sonraki videoda anlatacağım onu. Products ID neyimiz var? Name, price ve values alanları. Ben burada 2'den başlatacağım ID'yi. Ondan sonra ürün olarak da ABC product diyorum. Sonrasında da 50 değerini verelim mesela. $50, 50 birim vesaire. Bir tane daha ekliyorum. Bu da XYZ product. Ve bunun da ID değeri 3 olsun. Fiyatı da 45 olsun mesela. Bunu şöyle products has no column named ID. Really? Product ID var. Bunun bu şekilde vermiştik ismini ve tekrar çalıştırıyorum. Çalıştı, sorun yok. İkincisini de çalıştırıyorum gene. Burada da sıkıntı yok. Neyimiz verdi? Products. O zaman şu products tablosunu select ile alalım bir.
Evet, iki tane kaydımız var. Diğer demo alanımızda demo siparişler. Demo siparişler diyelim. Ürünlü. Yani bu siparişin bir ürünü olması gerekiyor. O yüzden zaten ürünler tablosundaki veri girişini daha erken yaptık. Insert into orders diyorum ve product ID diyorum. Şöyle bakalım. Evet. Tabi burası da otomatik artan değil henüz. O yüzden önce order ID'yi vermem lazım. Ondan sonra product ID, sonra quantity, ondan sonra values alanlarını ben buraya verebilirim. Neyimiz olacak? Order ID'si, sipariş ID'si 5'ten başlasın mesela. Ürünlü olsun. Elimizde ne vardı? Şurada. Bakın 2 ve 3 nolu ürünler vardı. Ben bunların mesela 3.'yü burada kullanayım. Diğeri neydi? Quantity. Mesela 90 tane bundan olsun. Bunu çalıştırıyorum. Başarılı. Sorun yok. Bir tane daha ekleyeceğim ben buna. Mesela bu da 75 olsun. Ondan sonra bunun ID'si de 7 olsun diyelim. Burada products diyorum ve buna da baktığımda products'a zaten bakmıştık. Şimdi orders'a bakalım. Orders alanında bakın. Bu siparişin ID'si 5. İçerisinde bir tane ürün var. 3 nolu ürün ve ondan 90 tane varmış. Tabii diğer detaylara girmedik. Hani o detayla uzun uzun uzatmaya gerek yok. Tek bir basit örnek için. Ama genel yapı bu şekilde diyebilirim. Foreign key ve primary key ilişkisi için. Bakın tekrar şöyle göstereyim. Burası primary key alanı. Şöyle. Ürünler için primary key alanı. Burası da primary key alanı ama siparişler için primary key. Burası ise foreign key alanı ve ürünlerin ikincil anahtarı. Foreign key demek ikincil anahtar demek. Bu şekilde özetleyebilirim. Ve profesyonel veri tabanı tasarımlarında her zaman bu yapıları kullanırız. Yani primary key, foreign key, işte farklı tablolara dağıtırız verileri, parçalarız vesaire. Hepsinin birbiriyle ilişkisi olması gerekir. Yani bu olmazsa olmaz bir yapı zaten.